geldiniz. Bugünkü dersimizde V Fragen soruları, yani V'li sorular, yani W ile başlayan soruları göreceğiz. Geçtiğimiz derste model verb'i kullanmıştık. Model verb'de nasıl kullanılır kelimeler ya da fiil nereye gelir, model verb nedir, model verb'de kullanılan fiiller nelerdir, özellikler nelerdir, onları görmüştük. Bu dersimizde de V'li sorulara geçelim. V'li sorular şöyle oluyor. Nerede, kim, ne zaman, 5N1K var ya Türkçe'de, Almancası da W ile başlayan sorular, yani soru cümlesi oluşturmak için W ile yapmam lazım. Bunlardan bir tanesi wer, yani kim, soru bu. Wer ist das? Bu kim? Cevap, küresinde görünen sanatçı, das ist Tarkan. Bu Tarkan'dır. O halde buradaki das bu anlamına geliyor. Normal bir artikel değil, değil mi? Wer ist das? Bu kim? Das ist Tarkan. Bu Tarkan. Wer sind das? O halde burada ist'dir, dir anlamına geliyorsa, buradaki sind ise sein fiilini çekimlenmiş halde mi? Sind dırlar ya da dirler, tırlar, tirler. İşte bunlar veya sind das, bunlar kimlerdir? Das sind meine Brüder. Benim abilerim. Bunlar benim erkek kardeşlerim diye cevap alınır. Soru çeşidi ve cevap çeşidi bu şekilde. Wo sorusuna gelelim. Wo ise nerede demek. Wo nerede. Wer kim idi? Wo ise nerede. Bu size düzgün, güzel bir şekilde bir şey çağrıştırıyor mu? Çağrıştırıyor. Wo wohnst du? Woher kommst du? Gibi sorular vardı. İlk Almanca öğrendiğiniz zaman hatırlıyorsanız. Wo. O halde wo lebt Angela Merkel? Angela Merkel, Alman şansölyesi. O nerede yaşıyor diyor. Angela Merkel nerede leben, yaşamak, nerede yaşıyor? Angela Merkel yani sie, değil mi? Wohnt sie. Ne diyeceğiz? Angela Merkel Almanya'da yaşıyor. Kısaca söylemişiz burada. In Deutschland. Ya da uzun bir şekilde yapmak istiyorum. Sie, yani Angela Merkel, lebt, böyle çekimlenir, in Deutschland. Gelelim diğer soruya. Wo arbeitest du? Nerede çalışıyorsun? Bei Nokia. Nokia firmasında çalışıyorum. Buna sen değil de siz deseydin birden fazla kişiye. Wo arbeitet ihr? Ya da saygı duyduğum kişiye. Nerede çalışıyorsunuz? Wo arbeiten Sie? Ne değişiyor? Fiil değişiyor. Kelime değişmiyor. Yani ben, sen, o, biz, siz, onlar olan şahıs sabirleri değişmiyor. Wo wohnen Sie? Nerede ikamet etmek? Wohnen. Yaşamak leben. Wohnen ise bir yerde ikamet etmek. Hangi mahallede, hangi bölgede ikamet ediyorsun? Wo wohnen Sie? Nerede yaşıyorsunuz? Ya da wo wohnst du? Nerede oturuyorsun? Ich wohne in. Neresi olsun? Ich wohne in Istanbul. Ich wohne in Kadıköy. Ich wohne in Çekmeköy gibi ifadelerle tamamlayabiliriz. Wohin sorusu var. Nereye? Wohin nereye demek? Nereye gidiyorsun? Nereye bakıyorsun? Gibi soru sorarsak wohin kelimesini kullanmamız gerekiyor. Wohin gehst du? Nereye gidiyorsun? Ich gehe nach Ankara. Ankara'ya gidiyorum. Wohin gehst du? Ich gehe zu Dinara. Burada nach ve su. İkisi de a doğru demek zaten. Ancak insanlarda zu, yani Almanca'da zu dediğimiz v
ve nar. E al doğru. Ankara'ya gidiyorum. Eğer bir kişi var ise, kişiyi bahsediyorsak, kişiden kasıt nedir? Yani Dilara'ya gidiyorum, Mehmet'e gidiyorum, Ahmet'in odasına gidiyorum gibi ifadeler bulunursak insanlara su getirilir. Ankara'ya gidiyorum, mutfağa gidiyorum, işte yatak odasına yatmaya, uyumaya gidiyorum derken nah kısmı getirilir. Vohin gehst du, ich gehe zu. Dilara örnekteki gibi ya da vohin gehst du, ich gehe nach Ankara örneğindeki gibi. Woher sorusu var. Woher kommst du vardı, hatırlıyor musunuz? Nereden geliyorsun? Nerelisin anlamı. Woher kommen Sie? Siz nereden geliyorsunuz? Nerelisiniz? Ich komme aus der Türkei. Ich komme aus Deutschland. Ich komme aus Egetti. Mısırlıyım. Ich komme aus Kosovo. Ben Kosovalıyım. Ich komme aus Griechenland. Ben Griechenlandlıyım. Aus English, aus Eskişehir neydi? Bir ülke, il, eyalet. Komme aus der Türkei, aus Eskişehir. Türkiye'den, yani Eskişehir'den geliyorum. Yine aynı şekilde. Woher kommst du? Ich komme aus Eskişehir. Woher kommst du? Ich komme aus der Türkei. Woher kommen die Tomaten? Domatesler nereden geliyor? Pazarda gittik domatesciye soruyoruz. Bunlar nerenin domatesi? Çanakkale domatesi mi, Tokat domatesi mi, İzmir domatesi mi, nerenin domatesi? O da bize cevap veriyor. Tomaten kommen aus Antalya. Domatesler yani ayağıyla gelmiyor değil mi? Domateslerin geldiği menşei yer neresi? Tomaten aus Antalya. Wann ise ne zaman anlamında? İngilizce'deki when. Wann stehst du auf? Burada aufstehen var. Aufstehen neydi? Ayağa kalkmak, uyanmak anlamında kullanabiliriz. Aufstehen, tremare derden kısmına geliyor. Yani ayrılabilen fiil kısmına geliyor. O yüzden auf'u en sona attık. Ne zaman sen kalkarsın? Sen ne zaman ayağa kalkarsın? Ich stehe morgens sabahları. Ich stehe morgens. Um 9 Uhr auf. Bakın burada da auf'u sona atmışım. Ben sabahları 9'da ayağa kalkarım. Was vardı? Ne demek? İngilizce'deki what. Was var. Was möchtet ihr? Modeller var burada bakın. Ne istiyorsunuz? Sizler ne istersiniz? Wir möchten Kirschsaft trinken. Biz ne istiyoruz? Vişne suyu istiyoruz. İçmek istiyoruz. Was ist dein Name? Adın ne? Mein Name ist Ömer. Senin adın ne? Benim adım Ömer. Was ist dein Lieblingsessen? Lieblingstrinken. Senin en sevdiğin yemek, en sevdiğin içecek. Mein Lieblingsessen ist Döner. Dönerin artikeli de der. Der döner. Almanca'da bir de birinin ne iş yaptığını sormak için kullanılan, değil mi? Was kelimesi var. Ne? Ne iş yaparsın gibi soru. Was sind Sie von Beruf? Was bist du von Beruf? Hatırladınız mı Beruf'u? Ich bin Lehrer. Ben öğretmenim. Ich bin Lehrerin. Ben kadın öğretmenim. Ich bin Lehrer. Ben erkek öğretmenim. Und Sie, siz, ja siz. Ich bin Flugbegleiter. Ben uçakta hostesim. Kadın hostes ise ich bin Flugbegleiterin. Kadınların sonuna ne geliyordu? İn gelirdi. Lehrer, Lehrerin. Flugbegleiter, Flugbegleiterin. Ingenieur, Ingenieurin. Arzt, Ärztin gibi. Sonuna in gelirdi. Bir sonrakinde de belki hangi demek. Şimdi burada artikele göre değişir. Bu belki kalıbı. Normalde bu kökü belki. Ancak der artikelinde, die artikelinde ve das artikelinde sadece bu. Diğerleri değil, bu değişir. Der de welcher olur. Die de welche, das de ise
Welches. Gördünüz mü? Bütün artikelleri sonundakini almış. Hangisi demek. Buradakilerin hepsi hangisi. Der die das artikeline göre de fiiller size örnek cümleler hazırladım. Welches Buch liest du? Buch'un artikeli das olduğu için welches Buch dedim. Artikeli der olsaydı hangi kitabı okuyorsun dediğim zaman welcher Buch olurdu. Ancak das artikeli olduğu için welches Buch oldu. Ich lese Keşan'da Ali Destanı. Okumanızı tavsiye ediyorum. Mükemmel bir kitap. Gayet öğretici bir edebi eser. Welche Farbe ist das? Farbe artikeli değildir. Farbe de renk demek. Bu hangi renktir? Bu hangi renk? Das ist schwarz. Bu siyah renktir. Niye welche dedim? Çünkü farbenin artikeli değil. O halde welcher Tag ist heute? Bugün hangi gün? Neden welcher Tag dedim? Çünkü Tag artikel ne olabilir? Tabii ki de der. Welcher Tag ist heute? Heute ist der Donnerstag. Bugün günlerden Perşembe. Demek ki welche sorusunu sormam için neyin artikelinin ne olduğunu bilmem gerekiyor ki welche'yi düzgün bir şekilde sorabilirim. Warum diye Almanca'da warum, ya da warum, kim nasıl söyleyebiliyorsa o şekilde söylesin. Warum ve ya da o da wieso. Wieso da aynı şey. Türkçedeki tamamını niye. Warum ise neden. Neden, niçin, niçin gittin ya da neden gittin gibi aynı şey bu. Warum wieso ya da wieso, warum ya da wieso. Wollen Sie nach Deutschland fahren? Almanya'ya niye gitmek istiyorsunuz? Arabayla Almanya'ya neden gidiyorsunuz? Sınırda size sordular. Neden Almanya? Cevap veriyorsun. Meine Eltern, ailem, leben dort. Ailem orada yaşıyor. Ya da ich will in Deutschland studieren. Ben Almanya'da okumak için, çalışmak için, yani bir araştırmayı yapmak için, okumak için gidiyorum. Ich will in Deutschland studieren. Almanya'da okumak istiyorum anlamında. Neden gidiyorsun? Karşılık bu da olabilir. Warum kommst nicht ins Kino mit uns? Uns demek bize demek. Ancak mit uns bizim ile olur. Ya da mit mir. Neden birlikte gelmiyorsun anlamında. Warum kommst nicht ins Kino mit? Şurada da kestirebiliriz. Mit kommen. Birlikte gitmek. Biriyle birlikte gitmek. Wieso gehst du nach Hause? Neden eve gidiyorsun? Ne için eve gidiyorsun? Niye eve gidiyorsun? Aynı. Wieso ya da davranı kullanabiliriz. Ich muss meine Hausaufgaben machen. Eve gidelim yapmak zorundayım. O yüzden eve gidiyorum demiş arkadaşımız. Wie sorusu var. Bu wie sorusu demiştim size. Nasıl sorusu dikkat. Yani nasıl sıfat olarak anlamı değişebilir. Yani yanına gelen sıfatla anlamı değişir. Nasıl değişir? Burada bakalım. Wie bitte anlamadım. Pardon. Wie bitte. Tekrar etmesini isterseniz karşı taraftakini. Bir bu şekilde kullanılır. Bir de ismini sorarken, o kişiye ismini soruyorsunuz. Almanlar isminiz nedir derken, isminizi nasıl adlandırıyorsunuz? Yani isminizin adlandırılması nedir gibi. Türkçe'ye tam karşılığı budur. Wie heißt du? Ich heiße Zafer. Ben Zafer olarak adlandırılıyorum diye çevirir. Yani ismimi adım Zafer diye çevirebiliriz Türkçe'de. Şimdi wie sıfat gelirse anlamı nasıl kaybolur? Buna bakacağız. Ne, ne kadar, ne zaman gibi anlamlara geliyor. Eğer sıfatla birlikte kullanırlar. Wie alt bist du? Kaç yaşındasın? 23. Ich bin 23 Jahre alt da diyebilirsiniz.
Fiil Platon'un kitlesinin ağlı. Bu alanda, bu sınıfta veya bu odada, Raoul'un oda demek ki ona işte bir büro gibi ya da okulun odası da olabilir. Bu odada kaç kişi var? Bir fiil ve Platon'un kitlesinin ağlı. Es gibt sorusuna karşılık cevap şöyle. Vardır. Es gibt derizler abi. Es gibt kein Personen im Raum. Bu odada 3 insan var. Wie viel Uhr ist es? Es ist 15 neydi? 15 Uhr. Wie lange sind Sie schon in Deutschland? Almanya'da ne kadar süredir duruyorsunuz? Ne kadardır? Ne kadar süredir Almanya'dasınız? Seit einem Monat sadece 3 aydır. Yani sadece değil ama seit einem Monat 3 aydan beri Almanya'dayım. Wie ist die Telefonnummer von Angelina? Angelina'nın von Angelina, Angelina'nın telefon numarası nedir? Ich weiß es nicht. Bilmiyorum. I don't know. Bilmiyorum. Wie ist deine Adresse? Adresin ne? Ludwigstraße 38 dedik ve bugünkü dersimizin de burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.